Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Erzurum'a ait olan pazı yaprağıyla yaptığımız bir dolma tarifi vereceğim. Lor dolması diyoruz biz buna. Bunun için öncelikle orta boy bir soğanı şu şekilde yemeklik doğruyorum. Pazı yapraklarımı temizledim ve kalın saplarından ayıkladım ve bir kasede onlar da bekliyor. Soğanı tavanın içine alıyorum. Üzerine biraz sıvı yağ ekleyerek kavurmaya başlıyorum. Bu aşamada çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Zaten dolmamızın üzerine de tereyağı kullanacağız çünkü. Soğanlar kavrulunca bir su bardağı bulguru, pilavlık bulgur kullanıyorum. Yıkadım, güzelce süzdürdüm ve onu da ilave ettim. Biraz da soğanla bulguru kavuruyorum. Bu şekilde bulgur da biraz kavrulduktan sonra şöyle yarım su bardağı kadar su ekleyeceğim. Şu aşamada tuzunu ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz yeterli geldi benim için. Çünkü içine birazcık peynir de katacağız. Ben tamamen tuzsuz bir peynir kullanmadım çünkü. Onun tuzu da olacağı için tuzunu ideal koymak gerekiyor. Yarım su bardağı suyu ekledikten sonra şöyle 1-2 tur karıştırıyorum. Ocağın altını düşük ayara alıp kapağını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum bunu. Suyunu çekince altını kapatacağız. Burada benim pazı yapraklarım var. Bu aşamayı biraz eksik çekmişim. Fakat üzerine şu şekilde kaynamış su ilave ettim. Cam bir kasenin içine koydum. Bu şekilde pazı yapraklarını şöyle ön bir haşlama yapmış oluyoruz. Üzerine sıcak su dökerek sadece. İç malzemem ılındı. Onu başka bir kaseye aldım. Tatlandırmak için içine karabiber ve toz kırmızı biber ilave ettim ben. Biraz soğudu tabii. Çok sıcak kullanmıyoruz. Peynir içine sıcakken eklemeyelim. Normal böreklik bir peynir kullandım ben. Aslında bu lorla yapılıyor. Ama lezzetli bir lor bulamadım. Bununla denemek istedim. Çok da güzel oldu. Tavsiye ederim. Peynirin kalanını da ilave ediyorum. Toplamda şöyle 100 gram kadar peynir kullanırsanız yeterli gelecektir. İç malzemeyi bu şekilde harmanlayarak tamamen özleşmesini sağlıyorum. Yoğuruyorum bakın elimle bu şekilde. Şimdi tam dolmamızı yapmaya başlayabiliriz. Pazı yapraklarını bu şekilde açıyorum. Sarma sarar gibi böyle sarıyorum. Büyük olan yaprakları bu şekilde ortadan ikiye bölüp ortasındaki damar kısmını çıkarıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bazılarını büyük olarak sardım, bazı çok daha büyük olanları ise bu şekilde ikiye bölerek kullandım. Bir bağ pazı için bu iç malzeme tamamen yeterli geldi. Ne pazım arttı ne de içim arttı. Size de fikir olabilir bu. Bu şekilde tüm yaprakları sardıktan sonra ısıya dayanıklı bir kabın içine ben bunları koyuyorum. Çünkü fırında pişireceğiz. Cam bir tepsi de kullanabilirsiniz. Fırına girebilen bir tepsi olması yeterli. Üst üste de koymanızda bir sakınca yok. Eğer fazla yaparsanız iki sıra yapabilirsiniz. Bir tepsiye iki sıra kadar
Koyabilirsiniz yani. Şimdi üzeri için şöyle 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı eritiyorum. Dolmalarımın hafif şöyle üzerine çıkacak kadar bir su ekliyorum üzerine. Bu su biraz fazla gibi gözükebilir gözünüze ama merak etmeyin, tamamen demleniyor ve çekiyor suyunu. Ardından tereyağı gezdiriyorum üzerine. Tereyağı bol olunca güzel ve lezzetli oluyor. Erzurum'da eskiden kaymakla yaparlarmış. Üzerine kaymak sürerlermiş daha güzel kızarsın diye. Şu an ben tereyağlı yapmayı tercih ediyorum ama. Şimdi bunu üzerine şöyle bu yağlı kağıdı ıslatarak kullanabilirsiniz. Ben burada ıslatmayı unutmuşum. O zaman daha güzel sabitleniyor kapak olarak tencerenin ya da fırın kabının üstüne. 200 dereceli fırına, 230 dereceli fırına şöyle bir 15-20 dakika kadar pişmesi için bırakıyorum. Şimdi çıkardım. Bakın gayet güzel suyunu çekmiş. Bu şekilde kapağını kapatıp demlemeye bırakacağım. Demlenmeye hem de biraz ılındıktan sonra servis yapacağım. Sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Fakat ev yoğurdu kullandım ben. Yoğurt dolmalarım ise dinlendi ve demlendi güzelce. Şimdi onları servis tabağına alalım. Sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazıdır bu yemeğin. Mutlaka yanına sarımsaklı yoğurt da yenir. Biz bu şekilde seviyoruz ve Erzurum'da bu şekilde tüketilir, çok da sevilir, yöresel bir lezzettir. İçine güzel böyle yağlı bir lor kullanılır. Fakat dediğim gibi market lor şeyleri, pek çökelek peynirleri, lorları biraz böyle şeysiz olduğu için yağsız. Ben o yüzden direkt kalıp peyniri kullandım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa videoma bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.